Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda, fark ettiğiniz gibi bir konuğum var. Okan Serbest'le birlikte güzel bir video çekeceğiz. Evet. Okan nasılsın, iyi misin? İyiyim, hastayım biraz biliyorsun. Evet. İyileşmeye çalışıyorum. Uludağ'da hastalandım arkadaşlar. Serum falan yedim ama İrem dedi video çekelim beraber diye. Şu an kendimi daha hissediyorum. Evet. Sporla alakalı birkaç soru soracak herhalde bana. Evet, beslenme, spor, evet. Sizde bir sürü sorularınız olduğunu biliyorum, onların hepsini yazdım, öğrendim. Şimdi sizin de merak ettiğiniz soruları Okan'la birlikte yanıtlamaya başlayalım o zaman. Evet. Evet, ilk sorumuz soruyorum. Tamam. Haftada kaç gün spor yapmalıyız? Yeni başlayanlar için mesela. Yeni başlayanlar için aslında haftada 4 gün spora gitmek yeterli oluyor. Çünkü yeni başlayan birisi her zaman temel hareketlerle başlaması gerekiyor. Vücudumuzda ilk kasları alıştırmamız için her zaman vücuda temel hareketleri vermemiz gerekiyor. Zaten spor salonuna gittiğiniz zaman ister oradaki personal trainer'lar olsun, isterse oradaki hocalar olsun, size her zaman temel hareketleriyle başlamanızı önerir. İlk böyle 2 ay kadar temel hareketler yapılabilir. Ondan sonra daha çok daha izole hareketler önerebiliyorum ben. Tabii yine full body tarzında olacak bunlar. İlk 2 ay genelde makine ağırlıklı oluyor. Tabii ondan sonra kardiyo çalışması da olabilir. Tabii ben ilk her zaman şunu öneriyorum. Hani diğer sorularda da var zaten, ben bakmıştım ona ama ilk önce hafif bir ağırlık çalışması yapılabilir. Ondan sonra kardiyo yapılabilir. Ben sadece kardiyo olan çalışmaları pek önermiyorum arkadaşlar. Çünkü sadece kardiyo olarak antrenman yaptığınız zaman kas yakımınız çok fazla olabiliyor. O yüzden yeni başlayan birisi olarak haftada 4 gün idealdir. Daha çok ileri seviye sporcular haftada 5 gün yapabilirler. Peki mesela evde ben spor salonuna gitmiyorum. Evde hani kendim pilates yapıyorum veya dışarı koşuyorum, ediyorum. Ama onun için mesela kaç gün? Ya haftada 3-4 gün yapılabilir tabii. Hani günlük çalışma saatlerine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşam tarzım olarak bağlı olarak değişebiliyor ama haftada 3-4 gün her zaman idealdir bence. Tamam. İkinci sorum da spordan önce ve sonra ne yemeliyiz? Spordan önce ve sonra ne yiyebiliriz? Bana da çok sorulan bir soruydu. Bu zaten ama sporun önemli. Evet, en temeli diye denilebiliriz. Çünkü beslenme sporun %70'ini kapsıyor arkadaşlar. Spordan önce her zaman karbonhidrat ve protein ağırlıklı bir beslenmemiz gerekiyor. Çünkü antrenman sırasında bize gerekli olan enerjiyi karbonhidrat verecek. Bu yüzden karbonhidrat almayı sakın bırakmayalım. Sıfır karbonhidrat diyetlerini uygulamamaya çalışalım hatta. Tabii protein ve karbonhidrat aldığımız zaman 2 saat sonrasında antrenmana gitmemiz gerekiyor. Çünkü hemen gidersek kendimizi daha şişkin hissedebiliriz. Daha böyle bir sıkıntılı olabiliyor bu durum. Tabii antrenmandan hemen sonra da daha çok böyle bir ilk yarım saat içerisinde protein ağırlıklı ve sebze, meyve. Çok önemli. Yani ne kadar ağır yapacaksanız ona göre beslenmeniz lazım. Yani fazla alıp az yaparsanız da o kadar faydalı olmaz, eğer kilo vermek istiyorsanız. Evet. Evet. Sadece kardiyo yaparak fit olabilir mi? Evet, bunun cevabını zaten bir önceki soruda vermiştik. Sadece kardiyo yapmayı ben pek uygun görmüyorum arkadaşlar. İster erkek olsun ister kadın olsun. Özellikle ben kadınlarda şunu çok görüyorum. Antrenmana gittikleri zaman sadece bisiklet sürüyorlar ya da sadece koşuma bandında koşuyorlar. Ben böyle bir şey kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Hani 2,5-3 kiloluk dambıllarla birlikte kol hareketleri, omuz hareketleri, göğüs egzersizleri, bu tarz egzersizlerden sonra yapılan kardiyo her zaman yağ yakımını daha fazla hızlandıracaktır. Spor yapmaya başladık ve hani gelişmelerini ne kadar sürede beklemeliyiz, yani beklentimiz ne olmalı? Evet, spor esnasında hani gelişmemiz ne olmalı değil mi soru? Yani mesela şey oluyor, başladım ama hala bir şey fark edilmiyor, ne yapayım? Anladım. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle açıklamaya çalışacağım size. Spora başlıyoruz. İlk bir haftada böyle özellikle erkekler kendilerini Rocky gibi olmak istiyor. Ondan sonra sporu bırakıyorlar. Zaten spor salonları genelde şu taktiği çok uyguluyor. Bir senelik üyelik alıyorlar. 2 hafta sonra zaten benden zaten bir şey olmuyor diyerek erkekler özellikle bırakıyor. Ama kadınların birazcık daha farklı oluyor. Bu konuda kadınlar daha duyarlı bence. Spordan sonra şöyle yapabiliriz. İlk 6 ay sonrasında zaten güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. 6 ay kadar sabretmeniz gerekiyor. Tabii bunun süresi tamamen sizin yaptığınız beslenme, uyku düzeni ya da supplement kullanıyorsunuz. Supplementleri de zaten beslenemediğiniz zaman kullanmanız gerekiyor. Supplement dediğim hani protein tozu, yağ yakıcılar, BCAA'lar, kreatinler. Bunlar daha çok hani erkeklere ağırlık, erkeklerin kullanabileceği ürünler. Çünkü erkekler daha çok ağır çalışıyor. Ama kadınların sadece yağ yakıcılar kullanabilirler. Onun dışında pek bir whey proteini de kullanılabilir. Evet. Kızlarda da şey zaten spor yapmaya başladıklarında hemen kilo vermeyi, hani hemen vereceklerini zannediyorlar. O yüzden onu da hani veremeyince hemen bırakmamanızı öneririm. Sakın bırakmayın. Hani pes etmeyin. Çünkü bir süre yapıyorsunuz fark görmüyorsunuz ama bir anda bir süre sonra hemen zaten kilo vermeye, kas oluşmaya başlıyor. O yüzden pes etmeyin diyorum. Evet, bu da en önemli soru bence. Nasıl sürekli spor yapmak için, düzenli beslenmek için motive olunur? Nasıl motive olunur? Ben ilk önce nasıl motive olduğumu açıklayayım. Ben 5 senedir spor yapıyorum. Bu 5 sene içerisinde tabii bir 3 ay bıraktığım dönem oldu, 4 ay bıraktığım dönem oldu ama her zaman spora ben geri döndüm. Geri dönmemdeki beni motive eden şey ise şu oldu arkadaşlar.
Bilmiyorum, benim belki içimden gelen bir şey de olabilir. Bir de ben fitness modelleri Instagram üzerinden böyle çok takip ediyorum. Biliyorum kadınlar da çok takip ediyor. Hani böyle bir kız var, Jensi hatırladı galiba. Hani böyle ne diyorlardı ona? Squat kraliçesi falan diyorlar böyle. Hani bu tarz insanlara zaten çok takip edildiği için. Evet, erkekler de takip ediyor gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi her zaman bu tarz insanları takip etmek size en azından biraz daha motive edecektir. Çünkü Instagram'da ana sayfayı yenilediğiniz zaman hani böyle bir çıktığı zaman ben neden böyle değilim falan diye insan triplere girebiliyor. Bu trip aslında beni motive eden şey de oldu. Ben de seninkine yakın böyle hani beğendiğim yabancı fizik olarak hani hepsini alıyorum. Ya arka planımı yapıyorum ya da sürekli takip ediyorum. Onları gördükçe diyorum hani ben böyle olmak istiyorsam şunu yapmalıyım, şöyle yemeliyim. Bir de bazen şey oluyor. Gece yatıyorum böyle yapmamışım spor. Tam bu sefer yapacağım deyip hani izlediğim videolardan aldığım gazla birlikte sürekli gidiyor. Bir de bence kendinize bir program hazırladığınızda ona sabit kalmaya çalış. Kendinize program hazırladığınızda beslenme ve sporla ilgili ona sabit sabit kalmanız gerektiğini beyinle hani bildiğiniz için o da sürekli devam edecektir. Yani böyle böyle daha çok motive olabilirsiniz. Verimli ve etkili egzersizin en önemli kuralları nelerdir? Verimli ve etkili egzersiz için dediğin gibi program çok önemli. Aynen, program. Program olduğu zaman her zaman programına sadık kalmaya çalışıyorsunuz. Atıyorum bir beslenme programınız var. Ondaki bir öğünü kaçırdığınız zaman bir pişmanlık hissedebiliyorsunuz. Bu bence verimli olmasını sağlayan en önemli etken. Ve en önemli sorulardan bir diğeri de fast food, tatlı, abur cuburlardan nasıl uzak durulur? Nasıl uzak durulur? Ben nasıl durdum söyleyeyim mi? Söyle, seni dinleyelim. Evet, ben önceden hani çok fazla tüketen birisiydim. Tabii yine de şişman değilim ama fazla tüketiyordum ve sağlıklı olmadığımı bir süre sonra öğrendim. Ben zaten 5-6 senedir sporla iç içeyim, voleybol, yüzme vesaire. Daha sonra dediğim gibi bazı insanları gördüm ve gerçekten daha sağlıklı bir fizik yapısına sahip olduğu için ben de bazı şeyleri kesmek istedim. Ve şunu hiç unutmayın. Aynaya baktığınızda nasıl mutlu oluyorsanız öyle olun. Başkası için asla bir şey yapmayın. Çünkü o hırs artık başka şeylere de dönüşebilir. Kendinize daha çok zarar verebilirsiniz. Ben dediğim gibi bir yemekten uzak durmak istiyorsam mesela pizza görüyorum. Diyorum onun içinde yağ var. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Başka şeylere dönüşecek içinde. Yemekleri biraz daha araştırıp içinde ne olup ne olmadığını baktıktan sonra zaten kafanızda hemen bunda bu var, ben yememeliyim diyorsunuz. Yani ben en azından böyle yapıyorum. Abur cubal... Söylüyorum. Abur cubalardan uzak durmanız için bence şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İrem'in dediği gibi. Hani bunu yersem ileride benim ne yapmam gerekiyor? Atıyorum bu besini yediğim zaman aldığım kalori 1500 ve ben bu 1500 kalori yakmak için aşağı yukarı 1 saat kadar koşmam gerekiyor. Aynen. Bu tarz düşünürseniz sizi daha çok uzaklaştıracaktır ama şöyle bir yol da yapabilirsiniz. Çikolata yememek için özellikle daha çok yeşil olan gıdaları tüketebilirsin. İşte salata, sebze, meyve. Bu tarz yeşillikler tüketerek aslında daha çok... Yani mesela çikolata yiyecekseniz bir kayısı yiyin. Yani böyle daha sağlıklı şeylerle değiştirmeye çalışın. Evet, meyvenin içerisinde bulunan şekerden alırsanız daha sağlıklı olabilir. Ya da haftada bir sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Sütlü tatlı da çikolatanın yerine geçebilecek ben en mantıklı seçim. Ben mesela aşure çok seviyorum. Aşure çok güzel bir şey zaten. Evet. Yiyorum, çok da besleyici bir şey arkadaşlar o. Çok kişi sevmez ama tadına varınca geliyor gelirse. Kilo vermede en çok rolü olan yemek ve içecekler. Kilo vermede bence en etkili olan şey bizim... Özellikle arkadaşlar kilo vermede en etkili olan besin bence yulaf. Çünkü yulafın sağladığı karbonhidrat çok daha farklı oluyor. Vücuda daha yavaş bir şekilde salgılanıyor bu. Atıyorum siz hemen bir çikolata yediğiniz zaman bir saat sonra tekrar acıkabilirsiniz. Ama yulaf yediğiniz zaman sizin acıkma süreniz 3 saat 4 saat kadar da uzayabilir. Aynen. Zaten İrem'in de ben kanalına bakmıştım. Çok güzel yulaf tarifleri veriyor. Evet. Onları da uygulayabilirsiniz. Çünkü ben de kendim de uyguluyorum aynı şekilde. Bu şekilde yulaf tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Onun dışında ne yiyebilirsiniz? Evet, yulafta daha yok. Yani genelde kompleks karbonhidratlar dediğimiz karbonhidrat türüne giriyor. Diyet yapmalı diyet. Diyet bence ister hani sıska olsun insan, normal olsun, kilolu olsun hiç fark etmiyor. Bence her insan bir diyet yapmalı. En azından sağlıklı kalmak açısından. Ya, diyet şimdi bana diyet bana şöyle geliyor. Hı-hı. Diyet yapıyorlar, sonra bitiriyorlar. Ama bence diyeti diyet olarak değil de bir hayat tarzı, evet, yaşama tarzı lifestyle olarak almanız gerekiyor. Hani öyle yaparsanız artık hayatınız boyunca sağlıklı olursunuz. Hı-hı. Hani mesela 2 ay diyet yapacağım sonra eskiye dönerim yaparsanız bence bu asla etkili olmuyor. Evet. Ya kesinlikle hayatınız boyunca yapmanız gerekiyor zaten bu diyeti. Zaten diyet dediğimiz şey aslında hep kalorisi düşük olması gerekmiyor. Sizin vücudunuza, sizin yaşam tarzınıza en çok uyan kalori neyse bu şekilde bir diyet listesi oluşturmanız gerekiyor. Hani sizin sürekli olarak yapmanız gerekiyor. Bunu 2 ay yapıp sonraki dönemlerde yapmazsanız hiçbir faydası olmaz. Aynen. Bir de şimdi diyet yapıyorum kafasıyla girince
çok zorlandığınızı düşünüyorsunuz ama artık diyorsunuz yaşam tarzım böyle deyince daha bir kolay geliyor. Evet, kabullenilebiliyor insan. Sabah uyandığımızda tüketmemiz gereken ilk şey. Sabah uyandığımız zaman bilmiyorum, belki biraz farklı olacak ama evet, suyu her zaman böyle ilk kalktığımız zaman içip sonraki yarım saat sonrasında da bir pekmez yiyebiliriz ya da 40 gram kadar lol peyniri yiyebiliriz arkadaşlar. Bu uyuduğumuz zaman vücudumuzda kortizol hormonu salgılıyor. Bu kortizol hormonunun daha çok yıkan şey olacak pekmez ve lol peyniri. Lol peynir hemen böyle uzun salınımlı bir protein çeşidi olduğu için hani vücudumuzda kalktığımız zaman öğleye kadarki olan kısım içerisindeki protein ihtiyacımızı karşılayacak. Pekmez de zaten vücudumuz böyle ilk kalktığı zaman sudan sonra bir şeker ihtiyacı hissedebiliyor. Pekmez de bunu bastırabiliyor. Ben pekmezi işte aç karnı alıyorum mesela, kansızlık olduğu için mesela. Evet. Çok kan da kansızlık işte, hastalığı için de zaten çok faydalı bir şey. Ekmek tüketmeli miyiz? Ekmeği şöyle tüketebiliriz aslında, tam tahıllı olarak genelde kahvaltılarda tüketilen bir şey olursa her zaman tüketilebilir ya da sürekli tavuk yerseniz, işte kırmızı et yerseniz bunların yanında katık olarak böyle küçük bir miktarda da olsa ekmek tüketebilirsiniz bence. Peki şey soracağım, normal ekmek mi daha iyi, kızarmış ekmek mi? Hayır. Kızarmış ekmek bence biraz daha iyi olabilir çünkü hamur olarak hani böyle direkt fırından aldığımız ekmek yumuşak olduğu için daha çok tüketilebiliyor. Onun dışında kızarmış ekmek hani biraz daha kesebiliyor bunu. Değil mi? Metabolizmamızı hızlandırmak için neler yapmalıyız? Bol bol su içmeliyiz. Bol bol su, limon. Biz onun dışında fark ettim. Zencefilli su. Zencefilli su, evet. Maydanoz suyu. Aynen öyle. Şimdi size de evinizde çok kolaylık yapabileceğiniz güzel bir program vereceğim. Ben size hareketleri göstereceğim. Birazdan yani görüyor olacaksınız. Okan da sizlere bunların faydası, nereye çalıştırır, nasıl sonuçlar alabileceğinizden bahsedecek. Şimdi Donkey Kicks hareketi arkadaşlar. Bunu 15x4 yapıyoruz ve her bacağı farklı çalışıyoruz. Atıyorum sol bacağı yaptıktan sonra sağ bacağı çalıştırıyoruz. Bu direkt zaten komple yani bütün kalçamızda bulunan kastik uzuvları çalıştıran bir hareket. Hani temel hareketlerden diyebiliriz. Zaten şu an İrem'in gösterdiği hareketler sizin yapabileceğiniz en temel hareketler olacak. Özellikle evde yapabileceğiniz hareketlerden. Ve çok zorlamadığı için de hani yapabilirsiniz. Hı-hı. Bunları bileklerinizde ağırlık takarak da yapabilirsiniz daha iyi sonuç almak istiyorsanız. Hı-hı. Bir sonraki hareketimiz de forward lunge hareketi. Bu genelde lunge hareketinin temelidir arkadaşlar. Bunu da 15x4 şekilde yapabilirsiniz. Yalnız bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken kısım ön dizeye doğru eğildiğiniz zaman kalkarken yine ön dizinizden destek alarak kalkmanız gerekiyor. Hani arkadaki ayağınızdan destek değil, ön taraftaki ayağınızdan destek ve alarak kalkmanız gerekiyor. Ayağa geçmeyecek değil mi? Evet, bir de öyle bir özelliğimiz var. Sonraki hareketimiz zaten squat. Squat biliyorsunuzdur, temel hareketlerden bir tanesidir. Artık duymayanımız yoktur squat hareketini. Squat hareketini yaparken de arkadaşlar gördüğünüz gibi dizleriyle popo aynı seviyeye gelene kadar eğilip tabii ki de belimizin kırgın olmaması gerekiyor. Düz bir şekilde tekrar yukarı doğru kalkabiliriz. İsterseniz eller ön tarafı olabilir, isterseniz de kalp hizanıza kadar da olabilir, belde de olabilir. Bu çok fark etmiyor. Bir diğer hareketimiz de Fireman Hip Runs hareketi arkadaşlar. Bu da tabii Donkey Kicks'e benzer bir hareket. Fakat bunu da yan taraflara doğru açıyoruz. Yine farklı uzuvları çalıştırıyor. İç bacakları daha evet, çok çalıştırıyor. Evet, bu daha çok iç bacakları vuran bir hareket. Onun dışında Sumo Squat var arkadaşlar. Sumo Squat'ta squat hareketinden farklı olarak ayaklarımızı biraz daha geniş açıyoruz ve geniş açılı şekilde yapıyoruz. Bu da ayakların genelde iç kısmını çalıştıran farklı bir hareket. Mesela Side Lunge hareketi var. Bu da aynı şekilde lunge hareketin farklı bir versiyonu olacak. Onun dışındaki hareketimiz hip bridge hareketi. Bu zaten genelde pilates eğitmenlerinin sürekli gösterdiği bir hareket. Bu harekette dediğim gibi arkadaşlar sürekli popomuzu aşağı ve yukarı doğru kaldırarak hem bel hem de popo çevremizde bulunan bu hareketin en önemli şey evet, karnı sıkarak sürekli kaldırmanız gerekiyor. Yani karnı kaldırırken sıkıyorsunuz, indirirken biraz daha bırakabilirsiniz. Sürekli böyle kasılmanız gerekiyor arkadaşlar bunları yaparken. Hareketimizde wall sit yaklaşık 1 dakika boyunca duvara dayanarak beklemeniz gerekiyor. Bu harekette ön bacağımızda bulunan kasları aşırı derecede artık tekme gibi geliyor yani. Zaten bu hareketi yaptıktan sonra yürürken böyle bir garip yürüyebilirsiniz. Bunlar daha çok bacak, kalça hareketleriydi. Şimdi karın hareketlerinden bahsedeceğiz. Şu an gösterdiği her hareket 4x15 şekilde olacak arkadaşlar. Mountain Climbers hareketi. Bu daha çok hani dağdaki dağ sporuyla ilgilenen arkadaşların daha çok hani üzerinde çalıştığı bir hareket. Çünkü bunlar dağa çıkarken bu hareketleri önceden yapıyorlar. Bunlar bacakların özellikle kalça kısmı ve ön bacak kısımlarında alt karını da çok yapıyor bu. Evet, hem bacak hem karın hem de kalça kısmındaki kaslarımızı çalıştıran temel hareketlerden bir tanesi olacak. Leg raises hareketi. Bunu genelde beden eğitimi derslerinde bütün hocalar yaptırıyorlardı. Direkt karını etkileyen bir hareket. Evet, bu hareket de çok etkili arkadaşlar. Bir de bir şey soracaktım. Hani şu hareketlerin çoğunda beli yerden kaldırmamak mı? Evet, yani belimizi sabit tutmamız gerekiyor. Sırt üstü. Sırt üstü.
Sırt üstü uzandığımız hareketlerde belimizi sabit tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece ayaklarımız oynayacak. Sonraki hareketimizde ise arkadaşlar mekik yapacağız. Zaten mekik hareketini aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuzdur. Evde herkes genelde şınav mekik, şınav mekik şeklinde çalışıyor. Fakat bu hareketi yaparken çok çabuk yoruluyorsunuz. Nefes egzersizleri yapmanız gerekiyor. Hani nefesinizi alıp nefesinizi nerede verdiğinize dikkat etmeniz gerek. Özellikle bu tarz hareketlerde. Sonraki hareketimizde de bu daha çok adonis kaslarımızı çalıştıran bir hareket. Alternatif curl dediğimiz hareket bu. Ellerimizi başımızın arkasına koyup sağ ve sola şekilde ayaklarımızı kendimize doğru çekip bırakıyoruz. Ve bundan sonraki hareketimizde ise Russian Twist. Russian Twist hareketinde de... Çok yakan evet. Hareket, aşırı güzel. Bu da zaten Elim'in dediği gibi çok temel hareketlerden bir tanesi. Bu hareketi de 4x15 şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki hareketimiz Front Side Bends olacak. Bu hareket daha çok böyle hani spora başlamadan önce yapmamız gereken egzersizlerden. Bu kaslarımızdaki uzuvların daha çok esnemesini sağlıyor. Hani sakatlanmamak için aslında özellikle kardiyo ve ağırlık antrenmanlarından önce bu hareketi yapmayı biz çok daha fazla öneriyoruz insanlara. Bu şekilde bu hareketi yaparak yaptığınız antrenmanlardan sonra esnemeyi sağlayarak bitirebilirsiniz. Ve egzersizden önce ve sonra esneme yapmanız çok önemli kaslarınız için, bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu bizim Okan'la birlikte spor ve beslenme ile ilgili merak ettiğiniz... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi spor ve beslenme ile ilgili bütün merak ettiğiniz soruları cevapladık Okan'la birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Okan'da ne demek? Kanalın zaten aşağı linkini koyacağım. Onunla da birlikte bir video yaptık. Umarım hepinize yardımcı olmuşuzdur. Evet. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.